Kanala tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen Ethereum tablosuna geçelim isterseniz. Bugün bizi gerçekten çok ilginç bir gün bekliyor arkadaşlar. Çünkü bugün gerçekten çok büyük bir oynaklık bekliyorum. Tabii ki bunları size gösterebilmem için hemen 2 saatlik grafiği açacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle fiyat tahminlerim hakkında benim düşüncelerim hakkında konuşacağız. Ayrıca daha fazla video gelmesi için lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aslında bugün üzerinde konuşmak istediğim şey bu yay, bu üçgen şekli. Gördüğünüz üzere böyle bir üçgen şekli var. Desteğin bir noktada biraz altına indik fakat şu an iyi durumdayız. Şu noktada gördüğünüz üzere bir direnç çizgimiz mevcut. Yani demek istediğim şey bu noktadan sonra ya aşağı ya yukarı çok yüksek bir hareket bekliyoruz. Aslında videoda size anlatmak istediğim şey benim hangi yöne doğru hareket edeceğini düşündüğüm. Ayrıca bu videoda sizlere aralığın sonundan beri yaşadığımız bu düşüş trendine devam edip etmeyeceğimiz hakkındaki görüşlerimden de bahsedeceğim. Bu artık kırılma noktası mı yoksa yukarı doğru bir hareket başlayacak mı bunları konuşacağız sizlerle. Bu yüzden videonun sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Grafiğe direkt baktığımızda gördüğümüz şey bir yükseliş bayrağı sembolü. Bunu direkt bakarak görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Bu sembolün iyi tarafı %75 oranında yukarı doğru bir hareket bekleyebileceğimizi göstermekte arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz gibi bu büyük bayraktan önce bir küçük bayrak sembolü de mevcuttu. Bazılarınızın bildiği gibi bir en büyük hacmi almanız gerekiyor bu bayrak sembolünü çizerken. Gördüğünüz gibi aslında hedefimize ulaştık. Hatta yaklaşık 20 dolar kadar da geçtik bu hedefe. Bu aslında mükemmel bir şey. Aslında bence şu anda bakmak zorunda olduğumuz, bakmamız gereken şey yukarı yönlü bir e, fiyat hedefi. Eğer bu hedefi geçebilirsek, e, bu hedef tabii ki 3.330 dolar seviyesinde e, yukarı yönde bileceğimizi düşünüyorum. Fakat çok acele etmeyin tabii ki. E, günlük mumlara bakmanız gerekiyor. Eğer 3.330 doların üzerinde bir mum görürseniz, bu fiyat coin'e yatırım yapabileceğinizi düşünüyorum Eğer dediğim gibi bir şey olursa Bundan sonrası 3440 dolar civarında doğru Yani gerçekten çok yüksek bir rakam Bekleyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar Evet şimdi de isterseniz biraz da 1-2 günlük tahminler Ya da 1 haftalık tahminler hakkında konuşalım Tabi arkadaşlar benim şu an bahsettiğim oranlar yaklaşık %10'luk bir oran üzerinde trade yapmak istiyorsanız benim şu an tercih ettiğim site olan Bybit'i kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Bybit'i kullanırken tabi ki kaldıraçlı işlemler de yapabilirsiniz. Yani %10'luk bir işlem size %1000'lik bir kar olarak geri dönebilir. Ayrıca Bybit'ten bahsetmişken çok ilginç bir şey oldu. Bybit artık Red Bull F1 takımının ana sponsorlarından biri haline geldi arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir haber oldu bugün için. Ayrıca Bybit benim kullandığım platform. Bu yüzden kendilerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Videoya hemen geri dönelim arkadaşlar. Aslında şu an baktığım bakmamız gereken şey destek ve dirençlerin benim tahminlerime uyup uymadığını kontrol etmek. Maalesef 3.340 dolarlık hedefimize aramızda gerçekten çok fazla direnç mevcut arkadaşlar. Ama size şimdi desteklerin de nerede olacağını göstereceğim. Şimdi size göstereceğim destekler tabii ki bunun için haftalık kanala bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü haftalık kanal bizi destekleyen kanal. Hemen isterseniz size göstereyim haftalık kanalda. Haftalık kanal şu noktadan aslında gelmekte arkadaşlar. Görebiliyorsunuz şu an ekranda. Mumlara bakarsanız gördüğünüz gibi kırmızı mumlar bizim dirençlerimiz, yeşil mumlar da bizim desteklerimiz oluyor arkadaşlar. Şuraya şurada da görebiliyorsunuz bunu çok net bir şekilde. Eğer buna bir de isterseniz aylık kanaldan bakarsak göreceğimiz şey aynı. İlk kırmızı sonra daha sonrasında yeşil geliyor arkadaşlar. Tabi burada da bir hedefimiz var. Bu birazcık şu an için gerçek dışı kalıyor tabi ki. 4 saatlik grafiğe dönüp bakarsak arkadaşlar bizim oradaki hedefimizin bu büyük hedefi nasıl destekleyebileceğini görebiliriz arkadaşlar. Benim kar edebileceğimi düşündüğüm değer açıkçası bu 3240 dolarlık seviye. Maalesef bu noktada lokal bir direnç mevcut ve aslında bu lokal direncin diğer e, seviyeyle nasıl bir şekilde durduğunu görebiliyorum. Daha net görebilmek için buraya bir lokal Fibonacci tablosu çizebilirsiniz. E, bu tablodan görebildiğiniz gibi Fibonacci'nin seviyesi altın oranın seviyesiyle aşağı yukarı aynı yerde duruyor. Yani demek istediğim şey şu an gösterdiğim seviyeyi bir çok yüksek bir sorun yaşamadan tekrar deneyebiliriz. Hatta aslında biraz daha büyütüp bakarsak grafiğe bir önceki tepe noktasından bir tane daha Fibonacci çizersek burada görebiliriz ki bizi 3540 dolar seviyesine kadar götürebilir bu yükseliş. Fakat açık bir şekilde görüyoruz ki yolun üzerinde çok fazla direnç var. Trade yapmaya yeni başladıysanız arkadaşlar lütfen çok dikkatli olun. Eğer daha çok şey öğrenmek istiyorsanız Bybit'te nasıl trade yapılır konusunda bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Biraz da Bitcoin üzerine konuşalım isterseniz arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda çok açık olarak inverse head and shoulders şeklini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Başkaları başka şeyler görüyor olabilir arkadaşlar ama bu inverse head and shoulders. Aslında bundan gördüğümüz şey hemen bir çizgi çizersek gördüğünüz gibi bizi Bitcoin'in fiyatını 54 bin dolar civarına götürebilecek bir e, yükseliş trendi olabilir arkadaşlar. Tabi bunun yaşanması için 44 bin 450 dolar üzerinde bir günlük mum görmemiz gerekiyor. 44 bin 450 dolar seviyesini gördükten sonra uzun süreli bir trade açmayı düşünebiliriz arkadaşlar. E, çünkü bu aslında kritik değer. Bana kalırsa o zamana kadar çok acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Ayrıca eğer e, yarın yapacağım e, yeni başlayanlar için trade session'a katılmak istiyorsanız açıklamadaki linki doldurabilirsiniz arkadaşlar. E, size Zoom üzerinden bir bağlantı göndereceğiz. E, nasıl trade yapılacağı konusunda daha çok bilgi öğrenebilirsiniz bu trade session'da. Hepinizi yarın orada görmeyi bekliyorum. Ayrıca ek olarak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 3500 dolarlık Bybit'te bir bonus mevcut. Açıklamadaki linki kullanarak bu bonus kullanabilirsiniz. Kendileri F1 ile daha yeni bir ortaklık yaptığı ee, gerçekten en iyi kripto platform olabilir Bybit. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, çana açmayı unutmazsanız sevinirim. Yarın görüşürüz. Bye bye.